Merhabalar, hoş geldiniz efendim Karaburç TV'ye. Sınavlarda Sıfır Hata serisinin bir başka videosuyla yine birlikteyiz. Bu videomuzda hayatımızın yayın akışını nasıl belirleyebiliriz? Bununla üzerinde duracağım. Bildiğiniz gibi her televizyon kanalının bir yayın akışı vardır. Yani son dakika haberlerinin dışında hangi saatte hangi filmin yayınlanacağı, hangi dakikada reklama girileceği bellidir. İşte sınavlarda sıfır hata yapmak başarısı hayaliyle yola çıkan bireylerin de hayat akışları belli olmalıdır. Hangi saatte hangi derse çalışacağı, hangi zaman diliminde kaç dakika ara vereceği hepsi belirlenmelidir. Kişi hayatını gönlüne göre yer vermemelidir. Gönlüne hakim olamayan bireylerin gönülleri hayatlarına hakim olurlar. Kişinin geleceği için de en tehlikeli olan durum budur. Bu nedenle her öğrencinin kendi koşullarına göre özel çalışma programları olmalıdır. Çalışma programları mutlaka kişiye özel yapılmalıdır. Yoksa saatlerle sınırları belirlenmiş olan ve kişiye özel hiçbir yanı olmayan bu programlar öğrenciye çalışmaktan çok çalışmamayı teşvik eder. Çünkü her öğrenci farklıdır. Her öğrenci en yakın arkadaşından hatta kardeşinden bile onlarca yönüyle ayrılır. Bu farklılıklar da ders çalışma programlarının kişiye özel olarak tasarlanılması gerektiğinin kanıtıdır. Kişiye özel ders çalışma programları ya bizzat ilgili kişi tarafından yapılmalı ya da ilgili kişiyle birlikte hazırlanmalıdır. Yoksa internetten şuradan buradan kes kopyala yapıştır mantığıyla hazırlanmış planlamalar kişiye fayda sağlamayabilir. Yani hazır matbu çalışma programlarının ya da ısmarlama çalışma programlarının kullanılmasını hiç tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çalışma programları hazırlanırken en başta yoğun bir çalışma programı hemen uygulanmamalıdır. Yani ilk haftalarda hafif bir tempo ile başlayan programlarda günden güne çalışma temposu daha da arttırılmalıdır. Yani programlarda süreklilik esas alınmalı, gerçekçi ve sürdürülebilir olmalıdır. Yani hadi bakalım sen günde 5 saat ders çalışıyorsun deyip birdenbire 5 saatlik bir programı kişinin önüne koyduğumuz takdirde kişi bu 5 saatlik yükün altında ezilebilir, yapamayabilir. Bir yapamayınca, iki yapamayınca üçüncü gün kişi diyecek ki ben zaten yapamıyorum diyecek, vazgeçecek. İşte öncelikle çalışmaya odaklanması için, çalışmaya sevmesi için daha hafif bir program konmalıdır. Atıyorum günde bir saat. Günde bir saat çalışsın ama sürekli çalışsın. İnanın bu daha faydalı olacaktır. Bir de programlar hazırlanırken genellikle kişiler sevdikleri, başarılı oldukları dersleri daha çok, sevmedikleri, başarılı olamadıkları derslere de daha az yer verirler. Yani bu durumda da programlarda en büyük eksiklik meydana gelir. Çalışma programında kişinin en çok sevdiğinin olduğu derslere daha çok yer vermek sıkıntılı bir durumdur. Yani Türkçeden ya da sosyalden çok çalışan kişiler, kardeşim hayatın bir gerçeği var, sınavların bir gerçeği var. Yani sen matematik de yapmak zorundasın. O halde matematiği sevmiyorum diye bunu plana en sona vermek ya da en sona bırakmak ya da yeterli zaman vermemek de ciddi hatamızdır. Lütfen gerçekçi olalım ve sınavın gerçeklerine göre planlamamızı yapalım.